Şimdi mekanoreseptörlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki mekanoreseptör pasini cisimci. Pasini cisimci burada bahsedeceğimiz cisimciklerden bir başkası. Yine burada bir dış uyarıcı olacak. Belki sizi dürten biridir veya derinizin derinine inen başka bir uyarıcıdır. Pasini cisimci buna cevap verecek. İşte şöyle bir şey. Buna soğan katmanlı mekanoreseptör de deniyor. Nedenini anlamak zor değil değil mi? Çünkü burada soğana benzeyen katmanlar var. Pasini cisimcinin diğer ismi lamellar cisimcik. Lamel, katman anlamına geliyor. O yüzden burada bir sürü lamel var. Aslında önemli bir terim. O yüzden yazayım. İşte Lamellar cisimcik. Lamellar. Söylemesi ne hoş değil mi? Lamellar. <laughs> Bakın ne çok katman var. Az önce bahsettiğimiz kuvvet derimizde derinlere iletiliyor. Şu yuvarlak içine aldığım katmana bakalım. Bu katman sabit kalacak ama hemen dışındaki katman dışarıdan gelen kuvvete dönerek cevap verecek şu yöne doğru dönecek. Yukarıdaki Meissner cisimciği ile kıyaslarsak bu diskin diğer diske göre şu yönde hareket edebilmesi için biraz daha güçlü bir uyarıcıya ihtiyacı var. Mesela bir ittirme veya dürtme. Meissner cisimciğinde gördüğümüz şeyin aynısı olacak. Bir disk diğerinin yanından geçerken sodyumumu diske girme fırsatı vardır. Bu halkada özelleşmiş bir epitel hücresi. Bu halkaların hepsinin odağı orta kısım yani merkez. Peki, sizce tam merkezde ne var? Eğer afferent sinir lifi diye tahmin ettiyseniz doğru bildiniz. Yani sodyum iyonları bu halkalar yani epitel hücrelerinden geçerek merkeze ulaşacak. Sonra afferent sinir lifinde yüksek miktarda sodyum birikecek. Bunun sonucunda da merkezi sinir sistemimize iletilecek olan bir eylem potansiyeli oluşturulacak. O zaman tüm bunlar biraz güçlü bir uyarıcı sebebiyle, mesela ittirme ile başladıysa pasini sicimciğinin derin temasları algıladığını söyleyebiliriz. Hem kıllı hem kılsız deride görülen derin temas. Bunun bir örneği şurada çizdiğim şey olabilir. Mesela çok güçlü bir dürtme. Yukarıda Meissner cisimciğinde de bahsettiğimiz gibi kopyalayıp yapıştırdığım şeyin aynısı gerçekleşecek. Merkezi sinir sistemine mesaj iletilmesi için sürekli olarak değişen uyarıcıya ihtiyaç var. Evet, mantıklı öyle değil mi? Çünkü okula veya işe giderken metroya bindiğimizde vagona sığabilmek için insanlar birbirini iteklemek zorunda. Bir süre sonra birinin sizi ittirdiğini bile fark etmezsiniz. Bu derin teması algılayan bir uyarıcı olduğuna göre o zaman şu çıkarımı yapabiliriz. Pasini cisimciği Meissner cisimciğinin aşağısında ve tabii ki hipodermisin yani subkütanoz dokunun derinliklerinde. Evet, çok derin. Şimdi ilerleyip bir sonraki mekanoreseptörümüze geçelim. Merkel diskine. Evet, Merkel diski. Bir süredir cisimciklerden bahsediyorduk. Şimdi tek bir diskten bahsedeceğiz. Uyarıcımız yine aynı. Şuradan dış bir kuvvet gelsin ve derimizin derinlerine doğru iletilsin. Buna Merkel diski cevap verecek. Bunun için göze hoş gelen bir resim yok çünkü Merkel diski epidermis'teki normal hücrelerinizden pek de farklı olmayan özelleşmiş bir keratinosit yani epitel hücresidir. Bu disk epidermis'te bulunur ve şöyle bir şeye benzer. Tam şurada duran bir afferent sinir lifi vardır. Bu köşelerin olmasının sebebi Merkel diskinde kesecikler bulunması. Belki hatırlıyorsunuzdur. Bu keseciklerin çevresi zarla kaplı ve bunlar hücre içinde bulunuyorlar. Bu keseciklerde nöropeptitler var. O yüzden de her birine bir nöropeptit çiziyorum. Nöropeptitleri belki önceden duymuşsunuzdur bir tür peptit yani sinir sistemiyle konuşan amino asitler zinciri. Hemen ismini yazalım. Merkel diski yani özelleşmiş epitel hücresi içindeki kesecikte bulunan nöropeptit. Aşağıya çizdiğim şey ise ufak bir reseptör. Buna da kısaltmak için NP reseptörü diyorum. Yani nöropeptit reseptörü. Evet, bu kuvvet buraya iletildiğinde keseceğin açılmasına sebep olacak. Şurada açıldığını görüyorsunuz. Böylece nöropeptit serbest kalacak ve hücre içinde gezinecek. Bir süre sonra gelecek ve şurada duracak. Nöropeptit reseptörüne geldiğinde iyon kanalları açılmaya başlayacak iyon kanalları sodyum geçişi için sinyal verecek ve sodyumun Merkel diskine ve sonra da afferent sinir lifine girmesini sağlayacak şekilde açılacak. Bunun sonucunda merkezi sinir sistemimizle iletişime geçecek olan eylem potansiyeli üretilecek. Merkel diski dediğimiz gibi özelleşmiş bir keratinosit yani epitel hücresi tıpkı epidermisin içinde olanlar gibi. O kadar benzer ki kendisi de epidermisin içinde stratum bazalede bulunuyor. Bazen daha da aşağıda papiler dermiste bile bulunabilir. Yani epidermis stratum bazale ile papiler dermis arasında bir yerde. Şuraya ikisinin arasında olduğunu belirtmek için ile yazıyorum. Evet, Olay aslında şu, bunun epitermisin içi gibi özelleşmiş bir keratinosit olduğunu unutmazsanız, stratum basale ile papiler dermis arasında bir yerde olduğunu hatırlarsınız. Merkel diski hafif teması algılamada görevlidir. Hem kıllı hem kılsız deride hafif temas. Fakat buradaki temas Meissner cisimciğinden farklıdır çünkü uzun sürelidir. Yani uyarıcı olduğu sürece aktif olmaya devam eden bir şey. Çok mantıklı geliyor çünkü uyarıcı orada bir hisse sebep oluyorsa nöropeptit bu reseptöre bağlı olduğu sürece iyon kanalları açık olacak, sodyum içeri girecek ve eylem potansiyeli oluşacak. Unutmayın devam eden hafif temas. Yani var olduğu sürece uyarıcıyı hissetmeye devam edeceğiz. Bu da bitti. <laughs> Hoşça kalın. Kolay gelsin.